selamlar olsun. Kanal Ses TV ekranlarından Yol Bizi Nereye Götürür programından Ebru Candaş ben. Neredeyiz bugün? Nazilli'deyiz. Nazilli'nin en büyük merkez meydanındayız. Şimdi kamerayı çevireceğim. Çok güzel bir yazı gördüm ben. Uzun yaşam şehri Nazilli'deyiz bugün. Neden ben bugün buradayım onu da söyleyeyim hemen. Bozdağ'a geçeceğim. İzmir'den geldiğimizde Bozdağ'a geçebilmek için Nazilli'yi ziyaret etmemiz gerekiyor. Şöyle Nazilli Meydanı'ndan da size kısa kesitler verdikten sonra arkamdaki anıtla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Hemen buraya geleyim. Hacı Süleyman Efendi'nin Nazilli Meydanı'ndaki anıtının önündeyim şu an. Hacı Süleyman Efendi kimdir? Gazi Mustafa Kemal'in 20 Mayıs 1923'te söylediği bir sözle anlatılmaya başlanmış Hacı Süleyman Efendi. Siz bizim her zaman ve her vaziyette samimi bir mefkure arkadaşımızsınız sözüyle başlayan bu anıttaki ifadeden sonra Hacı Süleyman Efendi 1855 yılında Nazilli'de doğdu. İstanbul'da Nuri Osmani Medresesi'ni kadı olarak bitirerek Nazilli Medresesi'ne müderris olmuş. Arapça, Farsça, Fransızca, Rumca'yı iyi bilen Hacı Süleyman Efendi, Batı dilini sadece öğrenmek için değil de ülke sorunlarına çözüm bulmak için kullandığı ile ilgili bilgiler var. Yine bu anıtın yanında ayrıntılar verilmeye devam ediyor. Milli mücadeleye kendisini adamış olan bir kişidir deniyor Hacı Süleyman Efendi. Kuvayi Milliye bütün varlığı ile katılmıştır. Nazilli kongrelerinde var gücüyle çalıştı. Demirci Mehmet Efe'nin milli mücadeleye katılması uğruna Efe'ye oğlunu rehin vermekten bile çekinmedi. Sivas Kongresi'nde Aydın'ı temsil etti. Kurtuluş Savaşı'nda birinci dönem İzmir milletvekili olarak Aydın şehrini temsil etmiştir. 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışında bulundu. Atatürk'ün sadık bir ideal arkadaşı, devrimci bir Türkiye Cumhuriyetçisiydi. Ne yazık ki Cumhuriyet'in ilanını göremeden 5 Ekim 1923'te talihsiz bir kazada hayatını kaybetmiş olarak açıklanmakta, bilgi verilmekte Hacı Süleyman Efendi hakkında. Anısı belleklerimizde yaşayacak ve rehberimiz olacaktır şeklinde tamamlanmış. Ve şimdi Hacı Süleyman Efendi'nin bir sözüyle devam etmek istiyorum. Cahilin dindarından da hayır gelmez. Ulusumuzu tutsaklıktan ve yok olmaktan kurtarmak için cehaleti gidermek lazımdır. Cehaleti yok etmek, etmedikçe bu dünyada var olmamız mümkün değildir. Eğitim düzeni bir milletin medeni düzeni de olamaz. Her türlü mutluluk eğitimden doğar. Devletin ve milletin mutluluğa ulaşması kültür derecesine bağlıdır. Kadın kutsal bir yaratılış abidesidir. Bir milletin en büyük mutluluğu ve bahtiyarlığını kadınlar teşkil eder. Sosyal düzenimizdeki ilerleme kadına vereceğimiz önemle orantılıdır. Kadınların bilimle, kültürle süslenmesi daha önemlidir şeklinde bir sözü yine Hacı Süleyman Efendi anıtında yer almakta. Ses TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yol Bizi Nereye Götürür programından ben Ebru Candaş. Bugün Nazilli Meydanı'ndan size seslendim. Belediyenin tam karşısında, Nazilli Belediyesi'nin tam karşısında bu az önce paylaştığım Hacı Süleyman Efendi anıtı. Gelin görün, belki o sizinle paylaştığım yazılara siz kendiniz şahit olun, kendi gözünüzden, kendi yüreğinizden okuyun derim ben. Gerçekleştirdiğimiz Kanal Ses TV ekranlarından paylaştığım Yol Bizi Nereye Götürür programına
son verelim. İlerleyen saatlerde Bozdağ'dan da size, Aydın Bozdağ'dan da küçük enstantanelerle canlı video paylaşacağım. Görüşmek üzere. Ses TV ekranlarından Yol Bizi Nereye Götürür programından ben Ebru Candaş. Sabahta söylediğim gibi Nazilli'den sonra şu an Bozdoğan'dayız ve neredeyiz? Mikado Pide'deyiz. Ahmet Usta'nın yeri diye bilinen ve Ahmet Aydın'ın işletmeciliğini yaptığı pidecideyiz. Meşhur Bozdoğan pidesini yiyeceğiz. Peynirli pidesinin çok meşhur olduğu söylenir. Üzerinde manda kaymağıyla birlikte. O görsel şu an kameranın çok azından görünüyor. Buraya geldiğinizde Çarşı Mahallesi ve Hükümet Caddesi'nde ulaşabileceğiniz Bozdoğan'ın en merkezi yerinde. Gelin görün bu şahane lezzetin de tadına bakın. Yol bizi bugün buraya getirdi. Bozdoğan'da Mikado Pide'deyiz. İzmir'den de buraya turlarla gelenler var. Çok müthiş, harika bir lezzeti olan bir pideden bahsediyoruz çünkü. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Görüntü paylaşmıyorum ama şu an dumanı üzerinde bizim karşımızda durmakta. Saygı, sevgi ve selamlar olsun. Aydın'ın güzel ilçesi Bozdoğan'da.